İzmir'deki depremle beraber bu hepimizin 20 yıldır cebimizde taşıdığımız büyük korkular, sanki pandemi yeterince bu konuda destek olmuyormuş gibi, tekrar ayaklandı. Barbar bağırtıyor. Ben de birazcık korkudan konuşalım dedim. Doğal afet korkusu mu, Türkiye'deki doğal afet korkusu mu, genel olarak insanlık korku mu? Bence en temelde şu korkunun ne olduğundan başlayalım. Sonra doğal afet korkusuna kadar geliriz bence. Bu bölümün içerisine sığar mı bilmiyorum. Çünkü bizim Türkiye'deki korku değil. Bu başka bir şey. Onu konuşuruz gelince. O korku değil yani. Korku duygusunu konuşalım ki onun öyle olmadığı anlaşılsın. Güzel. Tamam. Ayırt edelim bir şeyde. Korku pozisyon aldırır abi. Çünkü bizde öyle bir şey yok yani. Ya o öyle mi işte, orası biraz karışıkmış gibi görünüyor gerçekten, ya da öyle mi değil mi gerçek bir soru olarak da hani beraber sohbetini yapalım. Biz hep işte insana dair temel duygunun sevgi olduğuyla alakalı bir şeyimiz var yani, yaklaşımımız var, ya da bundan yana olmak işi kolaylaştırıyormuş gibi görünüyor. Ama yani bu korkuyla alakalı mevzuyu arka tarafta biraz kaşıdıkça bakıyorsun ki yani bize kodlanıp doğumla beraber dışarıya çıkan orijinal temel duygumuz, aslında orijinal üzerindeki taşıdığımız duygu korkuymuş gibi görünüyor. Sevgi değil. Sevgi dışarı çıkar çıkmaz ya da en azından dışarıdan bir şey algılama, hislerle hislenebilme seviyesinde bir korkunun karşısına yerleştirdiğimiz bir dengeleyici duyguymuş gibi görünüyor. Ama ana yazılımdaki gelen yapı kendini korumak için, kendini canlı tutabilmek için korkuymuş gibi görünüyor. Önce bu doğru mu onu sorayım sana. Bu benim hissedişim. 2-3 sene evvel balkonda bana bunu ilk söylemiştin, işte bu senin belgesel çalışmanla falan ilgili. Ben sonra biraz okudum, araştırdım falan. Direkt böyle ilk korku olarak geçmese de temel, ilk duygu olarak geçmese de temel duygu olarak geçiyor. Ben hatta onun üzerine işte şeyi anlatıyorum biraz. O oradan çıkma bu arada. Yani beyin önce korkar, önce kötüyü algılar. Yani bunu hep başka bir şekilde anlatırdım ama gerçekten korkuyu merkeze koymak çok önemli. Hayatta kalmaya çalışan organizmalardan bir tanesi olarak, hayatta kalmanın en önemli avantajlı aracı tehlikeyi önceden görmek. Tehlike korkuyla tespit ediliyor. Yani bir işte hayatın tehlikeye sokacak ya da besinini azaltacak ya da eşe ulaşmanı engelleyecek bir engel, bariyer bir şey varsa o sende bir negatif duygulanım yaratıyor. Buna biz genellikle işte günlük hayatta stres falan diyoruz. Ama bunun en belirgin, en harekete geçirici korku. Senin yolunu kesecek, senin özellikle de hayatını tehdit edecek bir şeye karşı korkuyla belli yanıtlar oluşturma. Hakikaten dünyaya gözümüzü açtığımızda ilk belirgin olarak tahayyül edebileceğimiz duygunun bu olması makul. Çünkü yani güvenli, sıcak, bilmem ne bir yerden yani löm diye çıkıyorsun. İstersen tam teşekküllü bir hastane ortamına da o umurunda değil. Bir anda bir ağırlık, bir anda bir soğukluk, bir anda bir böyle bir başka duyumsamalar, orada hiç yaşamadığın bir sürü şey. Kafan karışıyor. Yani muhtemelen bebeğin kafası çok ciddi karışıyor. Bu arada karışabilecek bir kafa varsa tabii. Ve o sırada hissedilen temel şey korku ve panik. Yani korku duygusu hakikaten o yüzden çok temel. Ve insana gerçekten çok şeyler yaptırabilecek. Kontrol edilebildiği takdirde yapıcı olabilecek ama çoğu zaman insanı kurban durumuna da sürükleyebilecek bir duygu. Mesela burada pause deyip şu iyi kötü üzerine de sohbet edip buraya bağlamak istiyorum. Mesela iyilik ve kötülükle ilgili de çalışınca aslında hiç kimsenin bilinçli, bilinç temel varlığında kötü olmadığını fark ediyorsun. Kötülüğün korkuyla, korku, kaygı, endişe bütünüyle çok yakın bir akrabalığı var. Yani birinin dünyada kötü diye kabul ettiğimiz davranışlarının hemen hepsi, bazen bencillik, bazen canilik vesaire, hani bununla ilgili söylenebilecek hemen her şey. Arka tarafta kazıyınca bakıyorsun ki adamın yönetemediği korkuları, yönetemediği endişesi ya da kaygısıyla beraber oluşuyor. Bu yüzden korku hem bizi ayakta tutuyorken hem de işte kalabalık dünyada, biz bize olduğumuz dünyanın içerisinde bir başkasına kötü davranmamızın en temel nedenini de oluşturuyor. Bu yakınlıkla nasıl baş edeceğiz? Bunun şeyine yani işte, bu ikisi birbirine böyle incecik bir zarla bağlıymış gibi gerçekten. Şimdi bir kere iyi kötü meselesiyle ilgili bir kötülük problemi diye temel bir felsefi hadise var. Bu felsefi hadiseyi bir sürü yerden inceliyor insanlar. Ben bayıltacak kadar çok tartışma dinledim ve okumaya çalıştım ama ya felsefecilerin konuyu ele alış tarzını sevmiyorum. Çünkü hayattan kopuk, aksiyonlarla lübelekler, özdeksel betimler falan. Ya ama bak bir şey söyleyeyim sana. Biz de bir konuyu tartışmaya başlarken önce etimoloji konuşuyoruz ya. Böyle yapınca da millet gıcık oluyor. Yani abi o kadar ne gıcık olsunlar canım. Söyleyeceğin iki tane parça yarım saattir akor veriyor falan diye yani. Ama yok abi, felsefecinin göre değil. Bak yani çoğu zaman felsefeyle uğraşan diyeyim. Gerçek felsefeciler öyle değildir muhtemelen ama
felsefe aşkına felsefe yaptığı için yani konu felsefe yapabilmek orada. Konuyu çözmek değil yani. Yani mesela basit bir cogito ergo sum işte düşünüyorum öyleyse varıma adam yani bir ihtiyaçtan varıyor anlatabildim mi Descartes? Bizimkiler onun çözümlemesini yapacağız diye hayatları çözümleme oluyor. Biraz ona gıcık oluyor. Yani felsefe neyse oraya ayrı gidiyor. Yani bu arada yani. Hem fikrim oradaki duygu da daha çok biliyorum, rahatsızlık biliyorum. Etmiyor. Ama biz mesela şimdi yani burada biz sürü insan izliyoruz. Bir temel ki çok gevşek davrandığımızı düşünüyorum bu konuda. Aslında akademik olarak daha çok temel yapmak lazım ama iyilik kötülük meselesinin aslında çok net bir başlangıç noktası var. İyilik kötülük bizimle kaim. İnsan varsa iyi kötü var. Yoksa iyi kötü yok. Yani buna dair bir yargı koyabilecek bir zihin olmadığına ses ve ışık ve işte renk yoksa İyi kötü de yok. Peki burada hadi az daha bir adım daha derinleştirelim meseleyi. İnsanla mı ilgili, canlıyla mı ilgili? İnsanla ilgili. Doğadaki hayvanlar için canlı ya da işte şeyler için iyi kötü yok mu? Sence var mı? Yani iyi, mesela aslan bu iyi falan diye bir şey dediğini duydun mu yani ya da bu kötü falan. Yine de ola gelen olgular onlar için yine de insansak bunu olgulayabiliriz. Tabii biz tamam, kalbi aldık, kendimi yok ettim. İyi kötü kelime sonuçta. Çöp terkesini de boşalttım. Mesela biz neye kötü diyebiliyoruz? Mesela tabiatı hiç bilmiyor. İşte bir çocuk belgesel seyrediyor. Aslan koşuyor. İşte falanca hayvanı avlıyor, yiyor. Diyor ne kadar kötü oldu, hayvanı yedi. Lan besleniyor evet, işte. Diyor. Anlatıyorsun. Açtı, onun çocukları ölecek. Çocuk aydınlanıyor birden. Ha diyor bu iyi değil. Ondan sonra mesela işte yemesi gereken fareyle böyle saatlerce oynayan kediyi görüyor. Mesela onu kötü zannediyor. Nasıl diyorsun ki hayır bak o hayatının bir parçası falan filan. Sonra mesela işte bir hayvan giderken sele kapılıyor, ölüyor. Aha diyor bu kötü diyorsun. Ya hayır bak selde yüzemediği için bu gidiyor. Yüzebilenler nesiller boyunca da evrimi anlayınca tamam diyor. Bir elenme mekanizması lazım. Ya tabiatta bütün doğumlar, ölümler her şey büyük bir sistemin parçası olduğu için sadece parçası. Ya o yani. İyi ya da kötü değil. Biz faydacı bir zihinle baktığımız için bugün hava kötü, işte dolar kötü, zaman kötü, bu tip şeyleri ya da işte şu iyi, mesela şu dondurma iyi, şu kötü, öbürü de diyor ki hayır bu iyi, bu kötü. Tadını sevmekle alakalı, faydacı bir yaklaşım. Bizim bu etiketleri koyma biçimimizi anladığımızda iyiye doğru giderken ya da kötüden kaçarken neden zulmettiğimizi de anlayabiliriz. Yani bizim iyilerimiz, kötülerimiz evrensel değil, kültürel. Ve yine haz odaklı, belki biraz fayda odaklı. Şimdi böyle bakınca mesela kültürel olarak... Ama bu faydadan mesela şunu da söylüyoruz değil mi? Mesela toplumsal faydayla ilgili zede getireceğini düşündüğümüz şeyler için kötü. Toplumsal anlamdaki bize bunu bencilleştirebiliriz. Yani toplum kendisini bireye kadar indirebiliriz. Fayda getiren şeyler iyi, fayda getirmeyenler kötü. Böyle gibi. Zaten şimdi mesela toplumda işte hırsızlık kötüdür, bilmem çalmak kötüdür, tecavüz kötüdür. Ya bunlar niye kötü, niye böyle kabulleniyoruz? Yani... Burada da relativistik göreceli davransak düzeni tutturamayız yani. Herkes birbirine girer. Bütün sistemin içerisinde mesela evrensel olarak herhangi bir bugün adına suç ya da kötü dediğimiz herhangi bir şeyin evrensel olarak kötü olduğunu ispatlamanın felsefi bir yolu yok. Yani tanrısal bir otorite bunu buna kötü dedi demek zorundasın. İşte tarih boyunca böyle yapıyoruz. Evet, atamayla tabii. Tarif etmek zorundasın. Tabii bir atama yapman lazım. Dolayısıyla bunun nesnel mantıksal bir kriteri yok. Çünkü o gerçekte iyi ya da kötü değil. O bizimle ilgili o bir olgu. Biz onu uygun bir akıl yürütmeyle vesaire haklı çıkarmamız lazım. Bunun için bir gerekçe yazmamız lazım kafamızda ki bir şey yapalım. Şimdi dünyaya iyi veya kötü zanlarımızın evrensel olduğunu düşünerek bakarsak işte zulüm başlıyor o zaman. Yani benim atamdan, anamdan, işte devletimden, milletimden, geleneğimden gördüğüm şeylerin hepsi doğrudur. Buradaki iyiler iyidir, kötüler kötüdür diye üzerine hiç çalışmadan yaşayan insanlar, dünyayı kana bulayanlar, canımıza ot tıkayanlar, bugün işte kafa kesenler, hak yiyenler hep bunlardan çıkıyor. İyi ya da kötü diye bölüklendirdiği şeyin yapaylık miktarını hiç merak etmediği için düşünse iki dakika son derece saçma sapan olabilecek gerekçelerle birçok insanın hayatına maalesef müdahale edebiliyor. Dolayısıyla bu iyilik ve kötülük sorunu yani kötülük problemi dediğim şey aslında bizim sıradan insanın güncel hayatında da çok önemli bir şey yapıyor. Yani benim biraz önce felsefecilere hafif serzenişle atıf yapmamın sebebi anlaşılır yapın ki herkes faydalansın. Çünkü burada herkes problem yaşıyor. Yani hepimizin en temel sorunu bu. Dolayısıyla bir kere iyi kötü yok. İyi kötü bizde faydacı bir hikaye. Evrensel bazda yani daha doğrusu biyosfer bazında, canlılar bazında bakarsan İyi kötü diyebileceğin herhangi bir şey yok. Her şey sistemin mütemmim cüzü olması gerekir. Onu çıkarırsan sistem çalışmaz. Ama biz kendi kurduğumuz sistem içerisinde fayda zarar analizi yapabildiğimiz için Necmettin Erbakan'ın geçen bir videosunu gördüm. İnsanı ayıran dört şeyi sayıyor tabii. Öyle değil ama çok sevimli geldi bana. Yani
bir siyasetçi siyaset kürsüsünden insanın neden işte diğer canlılardan farklı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Abreçirce insan bir doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilir falan diye ne günlerden geçmişiz bunları konuşuyormuşlar. Ki insan öyle bir mahluktur ki iyi ile kötüyü, güzelle çirkini ayırabiliyor. Yanlış da olsa güzel bir çaba. En azından üzerine düşünüyorlar. Tabii bu özelliğimiz nedeniyle bunu yapıyoruz. Ve bak tabiatta bütün canlılara verilmiş korku diye bir duygu var. Bu duygu hayatta kalmayı destekliyor. Yani tehdit ne kadar büyükse korku o kadar büyük oluyor. Pozisyon almak o kadar şiddetli oluyor. Reaksiyon o kadar büyük oluyor. Biz iyi kötü, yapay iyi kötü tasnifimiz nedeniyle belki de sevmemiz gerekenden korkuyor. İyi dememiz gereken şeye kötü diyor. Belki de işleri birbirine karıştırıyoruz ve gereksiz hedeflere, gereksiz korkular oluşturarak hayatımızı aslında cehenneme çeviriyoruz. Bence bu konunun merkezi bende tınlattırdığı en önemli konu burası. Korku duygusunun tabiattaki versiyonuyla bizdeki iyi kötüyle harmanlandığında ortaya çıkan biçimi bizim insan olarak hayatımızı çok zorlaştıran bir şeye dönüşebiliyor. Mesela en radikalini söyleyeyim yani hani normalde böyle programlarda televizyonda falan konuşabileceğim. Mesela homofobi. Yani cinsel yönelimleri, tercihleri, davranış biçimleri, genel kabul ettiğimiz adına iyi dediğimiz kalıplardan biraz farklı olan birilerinden korkmak, hatta onları efendim yok etmeye varacak kadar bir reaksiyon göstermek. Şimdi bu bir düşünürsen akıllıca mı? Değil. Ama anlaşılır mı? Çok anlaşılır. Çünkü insan bir şeylerin tanımlamasını yapmış. Kategoriler içinde rahat ediyor. Erkek diyor, bu kadın diyor, bilmem ne. Oradaki bir farklılığı kompanse edebilecek bir zihinsel aralığı kalmamış. Şimdi eğer biz bugün oturup da öteki nedir, işte düşmanım kimdir, dostum nedir, ben bu işte ortamda kendimi niye böyle konumlandırıyorum, bunu niye oraya, onu niye oraya koyuyorum diye düşünmeye başladığı andan itibaren zaten bir süre sonra felsefeye çıkacak. İşte diyorum ki canım felsefeciler de şurada bize anlaşılır bir şey anlatın da yol göstersinler. Belki şöyle bir şey de olabilir mi? Bunu daha evvel yine Can Canan'ların içerisinde birazcık sohbeti yaptık ama insanın doğayla bir ilişkisi var. Ve aslında insanın biyolojik temel varlığı o doğayla ilişkisinin kurallarına göre ayarlanmış durumda. Korku da bu kodlardan bir tanesi. Yeme, içme, barınma, korunma, işte aklına gelebilecek hemen her şeyle alakalı. Fakat insan doğayla ilişkisini keseli birkaç yüzyıl oluyor. Artık insan ilişkisini insanla koordine ediyor. Yeme, içme, barınma, güvenlik, üreme bilmem ne gibi şeydi. Doğaya karşı iyi işleyen kurallar, hani mesela korku, doğaya karşı büyük refleksler barındıran şeyler, insan insana ilişkinin içerisinde başka deformasyonlara neden oluyormuş gibi görünüyor. Çünkü bunu şundan kaynaklı söylüyorum. Korku aynı zamanda sömürülebilir yönetimlere açık olmak demek. Korku aynı zamanda toplumsal olarak birlikte üretim yapamamak demek. Bence dünyanın en tehlikeli şeylerinden bir tanesi. En karlı üretimler, yani ekonomiden konuşuyoruz. En karlı üretimler ortak birbirini anlayan insanların ortak üretimleriyle oluşuyor. Yani Türkiye'de ne kadar çok insan birbirini anlayarak üretim yapabiliyorsa alan içerisinde o kadar nitelikli ve karlı üretim yapabiliyorsun. Neden yani, bu kadar bölünüyoruz? Bakınız. Evet, yani hani bu konuda yani bu dünya siyasetinin çok pratikte kullandığı şeylerden bir tanesi. Yani bir bölgenin gücünün yavaş gelişmesini istiyorsan bir çatışma alanı bırakıyorsun oraya. O çatışma alanı insanlar birbirlerine karşı bir kaygı ve korkuyla davranıyorsa ortak üretim yapamıyor. Kârlı hale gelmiyor. Ki bu kendi kliklerine sığınma davranışını yani güvenlik davranışını da arttırıyor. Daha da keskinleşiyor. Keskinleştiriyor korku. Vesaire. Şimdi korkunun böyle bir karşılığı var. Bizde korku aynı zamanda hani yolda sokakta karşılaştığımız insanlarla sağlıklı iletişim kuramama, bilmem ne, huzursuz hissetme, yani yaşamsal verimliliği, mutluluk verimliliği, mutluluk için ölüyoruz, mutluluk verimliliği gibi hemen her şeyde deformasyon oluşturuyor. Ama aynı zamanda biyolojik varlığındaki nedenlerine baktığında da senin anlattığın gibi çok haklı bir sebeple işimize de yarıyor. Ve bu kadar bıçak sırtı birbirlerine dokunan bir şeymiş gibi görünüyor. Bu ikisini birbirinden ayırt etmeyi azıcık hani fark edecek püflerimiz olsa elimizde. Hani şu olduğunda bu biyolojik korkuyla bu olduğunda saçma bir şeyle ilgili davranış gösteriyoruz gibi. Ben buldum. Yani mesela şimdi ya hep anlattığım bir şey aslında buymuş. Şimdi konuşurken fark ettim. Tabiattaki bütün canlılar dedim biraz önce hayatlarını destekleyecek korku duygusuyla yaşıyorlar yani. Gerçek bir şeylerden korkuyorlar. Bizi izleyen herkes kendisine sorsun. Geçtiğimiz 3 aydır, 3 ay boyunca kendi bedenlerindeki bir sağlık, kötü sağlık sinyalinin yani sağlığın kötüye gittiğine dair bir sinyalin dışında insan kaynaklı olmayan herhangi bir şeyden korktular mı acaba bir düşünsünler.
Ya bizim bugün bütün korkumuz insanlarla ilgili. Yani tabii bir korkumuz yok. Yani bu bana kazık atacak mı? Yapay zeka gelip bana bir şey yapacak mı? İşte bu kötü bir araba kullandığı için beni ezecek mi? Ezecek mi? Benim hakkımı mı yiyecek buradaki adam? Çocuğumu sapık mı kaçıracak? Bilmem ne mi olacak? Ya dikkat edin, etrafımız insan korkularıyla çevrilmiş o zaman. Evet. Bu, bak bunu ayırt etmek var ya, çok işimizi kolaylaştırabilir gerçekten. Aynen öyle. Yani şu anda bir kıstas bulduk mesela. Ben de bunu ilk defa şu anda fark ediyorum. Yani o çok büyük bir sapmanın göstergesi. Ve baş edilebilir bir stres. Bunu böyle tarif etsek mesela çok mu literatür dışı kalırız? İnsan korkusu diye. Yok, ama bak hiç. İlk defa Can Canan'da not alacağım şey. Bu mesela şey, hatta hep diyorum ya hani insanı çıkar cennet kalır, insan kaynaklı olmayan problemimiz yok falan filan diye anlattığım temel şeyler var. Aslında korkular da böyle sırf insanla ilgili. Yani bugün günlük hayatımızda etrafımızdaki bütün insanlar ortadan kalktığında ortadan kalkmayacak derdimiz yok neredeyse. Ha bu sefer hayatta kalma gibi gerçek dertler başlayacak. Yani hangi ağaç yenir, hangi bilmem ne olur falan. Ama şu andaki sorunlarımız bunlar. Ve bunlar tabiattaki sorunların aksine ne öldürüyor ne olduruyor. Devamlı sorunlar, devamlı korkular. Yani endişe ve anksiyeteye evrilen şeyler. Yani devamlı bizi stres altında, kronik stres mağduru olarak tutan şeyler. Nereden nereye bak. İşte konuşarak arkadaşlar böyle yapılıyor, bu şey oluyor şu anda. Evet, biçimleniyor değil mi? Daha tabii, bir tabii. Yani bu bir çalışma aslında, bir diyaloglar. Mustafa bunu kitap yapalım, havalı olur. Can Canan diyaloglar. İki tane ayrı teklif geldi bu konuyla alakalı. Şu Can Canan'ları kitap yapsanıza diye. Hatta bir tanesi bir programın deşifresini yapmış arkadaşlar. Vallahi. Bir tanesi. Vallahi paylaşayım seninle de. Neden olmasın, üzerine konuşmak mümkün. Hani sorular cevaplar. Bir tür nehir söyleşi diyorlar ya. Nehir söyleşi matematiğiyle kitaplaştırsak. Gerçi diye. Bazı yerde iyi cobalaplamışız. Ben baktım bazı yerlere coşuyoruz ama oraları kesin. Oralarda evet bazen. Ama o da eğlenceli oluyor. Yazıya dökülebilse. Kakarak ikiriler. Ya bak insan... şu anda gene korktum, görüyor musun? Bak aynı. Yani acaba şu girerse nasıl olur? Lan korkma. Sakin ol yani. Ama her şeyimiz böyle. Acabaların hepsi korkuyla alakalı belki de. Ya ben bir sürü iletişimle alakalı, yani şimdi ana branş, hani sırtımı iletişime dayayarak konuştuğumda, iletişimle alakalı gördüğüm tüm problemli dalgalanan alanların hemen hepsinin korku kaynaklı olduğunu fark ettiğim için korkuyla ayrıca ilgilenmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü korku bir de öyle tuhaf bir şey ki, yani bir nesneye ait korku arttığında geri kalan tüm nesnelere de aynı şeyi yayıyor. Hani şey gibi bir matematik değişiyor. Yani adamı korkutunca istediği kararı vermek çok kolaylaşıyor gerçekten, hani biçimlendirmek. Ama hani buradaki kararların da gittikçe basitleşmek zorunda. Komplike bir karar verdirtemiyorsun. Şeyle ilgili bir şey var ya, bunu buradayken anlatmak istiyorum. Bunu senin çok iyi bildiğini biliyorum da. Biz iletişimle alakalı da konuşuyorken, adam kendini tarif edemediğinde, tarif edecek düşünceyi ve kelimeleri organize edemediğinde duyguya yaslıyor ya sırtını. Bir duyguyla ifade etmek zorunda kalıyor. Çok sinirliyim. Ha, ve o duygu çoğunlukla bir de konuşamamanın getirdiği bir etkiyle hemen önünü öfke kaplıyor ya. Bir öfkeyle anlatmak zorunda kalıyor. Yani bunu şeyde falan çok rastlıyorsun işte. Otobüste, motobüste iki adam birbirlerine sağlıklı bir şekilde ifade edemeyince birbirlerini hemen üçüncü cümlede daha. Ya halbuki olan şeyde adamın şemsiyesini suya, adamın paltosunu atmış. Hani hikayede bunu onunla alakalı. Onlar beyefendi bak şemsiyeni suyu aktı. Aa çok özür dilerim. Bunları diyemedikleri için hırr diye konuşmaya başlıyorlar hikaye. Bu hu diye konuşmanın arka tarafı hep sırtını korkuya dayıyormuş gibi görünüyor. Yani iletişimin tüm yöntemlerinin de içerisinde. Abi sadece iletişim değil ki bak. Niye para kazanmak için koşturuyoruz? Bir buna bakalım. Yarın aç açıkta kalmayalım. Çoluğun çocuğun bir birikimi olsun. Ya bunların hepsi geleceği garanti altına almak korkuyla dolu bir yaşamın işaretleri. Bir de şöyle para kazanan birisini düşün. Yani abi olursa ne güzel olur. Neler yaparız o parayla? Şimdi ikisi de aynı parayı kazanabilir ama o parayı yatırırken, harcarken yaptığı şeyler kökten farklı olacak. Güven için para kazanan insan daha çok para kazanmak için yatırıma, eve, barka bilmem neye gömecek. Öbürü deneyim satın alacak. Gidecek, köküne kadar yiyecek. Avrupa'yı gezecek, bilmem ne yapacak. Dolayısıyla o... Bu arada o kadar sık rastladığımız bir şey tabii, ki yurt dışından tabii. Bir sürü, yani hani proje çalışan adamın çalışma metodu böyle. Tabii. Bir yıl çalışıyor, iki yıl dinleniyor falan. Yani abi hani şey gibi düşünüyorsun, o kadar para kazanıyor ki ikinci yıl niye çalışmıyorsun? Bir Türk olarak aklımız ermiyor. Aynen. Hani şeyde... Bizde mesela sabbatical, ben ilk üniversitedeyken duydum, biz yurt dışında çok yaygındır şimdi...
bazı tuzu kuru üniversiteler de başlamışlardı ona bir ara, bilmiyorum hala devam ediyor mu, ama hocalar 6 ay ya da 1 sene aynı maaşlarını almaya devam ederek gidiyorlar abi. İsterse Acapulco'da işte efendim Manhattan kokteyliyle tatil yapsın, isterse gidip yapsın, bir başka laboratuvarda gidip araştırma yapsın. Ve çoğu üçe bölüyorlar abi sabbatical'larını. Bir ay tatil yapıyor, bir ay çalışıyor. İşte bir bölümde tatil, bir bölümde çalışma, bir bölümde tatil yapıp pilleri şarj etmiş geri dönüyor. Bizimkiler, ben dahil, bana söylüyor. Oh baba, ben olsam var ya. Bak, korkudan kurtuluyorsun ya, evet, tependeki sopadan. Ama adam korkuyla değil, aşkla çalışıyor, merakla çalışıyor. Şimdi hayatı dönüştürmenin bir yolu olarak bunu söyledim. Yani aynı şeyi yaparsın ama başka niyetle yaparsın. O korkudan kurtulunca işler değişir. Evet. Bu şu korku meselesini aynı zamanda bizim, bak işte Mart'tan beri pandemi yaşıyoruz. Aslında farkında olmadan yüksek oranda büyük bir korku gibi değil ama yüksek kaygı, tabii, ve endişe olarak enjekte, aynen, oldu. Herkes aslında tüyler diken diken. Herkes aslında bir tür endişeyi, gizli bir endişeyi perdeleyerek konuşuyor bir şey yaparken. Herkes aslında biriyle tanışmanın sevincini ya da birlikte bir şey yapmanın sevincinin içerisine, bu adam elini yıkamış mıdır, şuradan bir mesafede dursak mı, maskeyi taksa mıydım, bilmem ne yapsa mıydım kaygılarıyla karşılıyor. Şimdi bunun üzerine depremle beraber İzmir depremi, bu arada tüm İzmir'deki arkadaşlara gerçekten geçmiş olsun. Evet. Şeyde yani... Acilen, büyük bir felaket. İnşallah. Hala yani radyolarda gelirken yolda dinliyordum, bayağı bir enkaz falan falan meselesi var. Evet, yani o kendi içinde konuşulacak bir sürü devasal başlığı var depremin içerisinde. Bunun oluşturduğu korku tekrar üzerimize yüklendiğimiz bir şey ve 2020 birazcık bu konuda bir lanet olası 2020 falan şeklindeki bir kafayla geldi yani içerisinde. Twitter'da biri yazmış, bit artık, git artık, yeter artık diye. Gerçekten bu arada tuhaf bir şeye döndü. Şeyde, yüksek oranda korku biriktirdik üzerimize. Bununla baş etmenin ya da buna dengelenmenin, buna istinaden kendini ayırt etmenin, tarif etmenin, yani karşılığını sevgiyle falan demek birazcık şey oluyor yani. Yok abi. Zayıf bir tarif. Şimdi bu korkuyu oluyor, analiz etmek lazım. 99 depremini biz yaşadık, Ağustos depremini işte. Bütün Türkiye olarak kastediyorum. Ben orada olmasam da ciddi anlamda bir gerginlik yaşadık. Akrabalarımız oradaydı vesaire vesaire. Senin orada tespit ettiğin bir şey var. Bir anda bir olma hali. Bu çok nadir oluyor bu ülkede mesela. Evet. Hemen bir oluyorsun. Evet. Şimdi de bak mesela daha düşük ölçekte böyle bir şey vurduğu zaman hemen bir dikkatlerimiz oraya dönüyor. Konsantrasyonumuz dirileşiyor ve bir şeyler yapasımız geliyor. Ya bunu yeri gelmişken anlatayım. Geçmiş gazetenin içerisinde de anlatıyorum gerçekten. Şeye şahit olmak başka hiçbir yerde mümkün değil. Yani E5'in üzerindeyiz. Yanda yıkılan bir binanın altında ses bekleniyor. Tüm E5 kalabalık yol tamamen durdu. Herkes kapılarını açıp dışarı çıktı. Herkes suskun bir şekilde. Yani binlerce insan ve yol boyunca sadece bir binanın içerisinde bir sesi duymak için. Hani bu adaptasyon çok tuhaf bir adaptasyon. Yani şimdi anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor bir şeyde. Kimseyi uyarmak zorunda kalmadığım bir durum. Abi sus falan demek zorunda kalmadığım. Kimsenin kimseye şaka yapmadığı bir durum. Bu arada o kişi o enkazdan canlı bir şekilde çıktı. Yani mutlu sonla da biten bir hikaye. Böyle bir motivasyonu, böyle bir birlikteliği, böyle bir organizasyonu başka bir yerde para için bile yaptırtman mümkün değil. Abi al $100 bir susun desen durmaz kimse yani. Hani geyin bini bir parayla devam eder şeyde. Şimdi bunu da aradan bir anlatayım istedim. Süper. Mesela film, gerçekten film sahnesi olarak evet. Bir Hollywood prodüksiyonunda TDD bölümlerden biri olabilir yani. Orada onu yaşayan insanlar, diyelim orada 1000 kişi olsun ya da 500 kişi olsun. Bir yıl sonra mesela deprem bilinci yahut hazırlıklı olma, gerek kişisel hayatında gerek işte yapısal olarak, yani toplumsal anlamda hazır olma konusundaki bilinçlerini ölçsen, abi gene çok düşük bulacaksın. Yani gene eski haline dönmüş olacak. Bu insanlarda adaptasyon dediğimiz mesele var ya, bulunduğu duruma adapte olma. Şimdi bunlar çok güzel ama biz bunları böyle gaza gibi, mesela işte bir tecavüz sanığı yakalanıyor. Adamı linç ediyorlar. Oğlum içimiz soğuyor. Oh diyor yani, gebert bunu. Şimdi bu tip bir anda böyle ayağa kalkmalar. Yani korku ve dehşet karşısında birlik olma, çok üzgünüm ama bütün hayvanlarda gördüğümüz bir davranış. Mesela maymunlara bir tehlike geldiğinde daha 2 dakika önce yem için birbirinin gözünü oymaya çalışan iki erkek şempanze bağırarak öbürünü uyarıp kendini feda etmeyi göze alıyor. Ki türün selahiyeti devam etsin, yani o canlılık devam etsin. Şimdi bizde zaten bunlar var, bizde şempanzede olmayan şeyi unutuyoruz biz buraya bakarak. Deprem yokken, felaket yokken, bariz bir korku nesnesi karşımızda durmuyorken,
akletmek dediğimiz bir melekeyle. Abi dün bunlar olduydu, bunlar olduydu. Şimdi böyle gidiyor ama yarın şu olabilir. Bina yapıyorsam şöyle yapayım, önlem alıyorsam böyle alayım. İşte evimi bilmem döşüyorsam şuna göre döşeyim. Okula gidiyorsam öyle gideyim. Ön hazırlığında bulunmak insana yakışan kısım. Biz korkuyla yaşamaya ve korkuyla güdülenmeye alıştıkça uzun erimli düşünme yeteneğimizi de yitiriyoruz. Akletme, yani bir plan yapma, hayal kurma, onun peşinde gitme. Bravo. Olmayan sorunu görme. Çünkü devamlı olarak hep Amerikan toplumu için derler ki korkuyla yaşıyor bunlar. Bizim hakikaten insanlık toplumunun şaikası orası. Ver basına 3 gün bir haberi, marketten istediğini sonuna kadar, tüketene kadar satarsın. Yani çünkü insanları çok kolay sevk edebiliyorsun korkuyla. Ama bütün dünyada böyle. Biz fark etmiyoruz ama oradaki televizyon şovu gibi bariz. Bizdeki zımni içeriden ve çok daha etkili. Biz korkuyla, sopayla, höt diyen olduğu zaman bir şey yapabilir hale geldik. Kendinden motorlu insanlar, yani kendinden bir şey yapan insanlar korkuyla değil, keşif arzusuyla, merakla, bir nevi bir böyle çocuksu bir nasıl diyelim, girişme arzusuyla hareket ediyorlar. Yani çok ilerisini gerisini düşünmüyor. İşte aslında cesaret dediğimiz şey o. Yani o da biliyor riski, salak değil. Yani orada bir şey olabilir bilmem ne ama yapayım diyor. Mesela inşaat firması, 5 tane inşaat firması işte ne bileyim müteahhit miydi adam? Müteahhitler var. Bir tanesi diyor ki abi daha az kâr ederim ama kalın yapacağım ben şunu. Yani oğlum deli misin lan diyorlar, standartlar. Ya, geç abi standart, sen boş ver diyor. Yani belki de şeyi hayal ediyor. Ben böyle nasıl diyeyim, çok yüksek insani vasıflar biçmiyorum. Belki ulan hepsi yıkılsa depremde, benimki ayakta kalsa çok kâr ederim diye de düşünüyor olabilir. Ama bunu ileri doğru düşünmek de bir iştir. Anlatabiliyor muyum? Bu bile yok bizde. Çünkü korku uygun nesneye yönelmiyor. Korku hep insanla ilgili. Ve maalesef o bizi güç sahibi oldukça zulmetmeye, altta kaldıkça da adalet istemeye sevk ediyor. Bizde biliyorsun demokrasi her zaman ezilenin öbürüne vurmak için kullandığı bir sopadır. Onu ister ister sonra gelir öbürünü tak diye kafasına geçirir. Bir de yani korku temel parametre olunca bir şeyde deprem korkusunu unutmayı başarır başarmaz aç kalma korkusu, aynen, az kar etme korkusu, bir başkasına oranla başarısız olma korkusu. Bu arada gibi. Gerçek hiçbir korku değil bunların hiçbiri. Yani gerçek hayatta. Evet, insan hayatta korkusu işte ha, bunlar. İnsan yani. Korkusu. Aynen. Yani insan insana ilişkinin getirdiği korku modelleri, bu insan insanına ilişkinin getirdiği korku modellerinde korkuyu tek parametre kullanınca, yani o depremin dış şiddetinin korkusunu işte atıyorum 3 ayın içerisinde üzerimizden attıysak 4. ayda daha az kar etme korkusu diye başka bir korku kullanıyor. Ben aptal mıyım korkusu, yani hani böyle tarif edeyim bir şeyin içerisinde. Ya da başka ne bileyim politik ekonomik başka sıkıştırmaların, kovalamacaların hep bu hikaye böyle devam ediyor ya, bu ay ödenecek bilmem neler varla bir şeyde ya bunu ödeyemezsek ne olacaklarla falan. Bir hengamenin içerisine bakıyorsun. Hemen her şirkette, %90'a yakın her şirkette böyle. Öz sermaye yapısı çok düşük olduğu için devamlı bir borcun ya da bir şeyin ödenmesinin zaruri olduğu bir yapıda koşturup duruyor. Bu arada büyüyor şirket ama devamlı böyle bir koşturmacayla büyüyor. Bunun korkusunun sonucu o binada o demiri daha ince... Bunu düşünmeye bile bir vakit olmuyor ki iyisini yapalım. Ya da hani... Para, kar, havuç, korku, kırbaç. Böyle bir döngüyle mevzu dönüyor. Ve elimizde gerçekten sadece korkarak güdümlediğimiz, hani normalde tüm partiler için söylüyorum bu arada, hemen hepsinin çeşitli korku biçimlerini ekmeye çalıştı. Yani biri İslamofobi ekiyor, bir tanesi başka bir şey ekiyor falan. Yani işe yarayacak bir sürü korku tipini ekerek çalışıyor çünkü önce. Yani korku ekersen ter biçiyorsun yani. Yani hemen anında refleksli ve şey alıyorsun, yani entelektüel bir birikimle karar verme mekanizmasını deforme ediyorsun. Kısa abi, yoldan bir refleks veriyor. Bundan 40 yıl önce Ankara'da ilkokul 2 öğrencisiyim ben. Sabah evimden çıkıyorum. Elimde 2 tane otobüs bileti, abonman bileti. Biri gidiş, biri dönüş. Yarımda hiçbir maddi kaynak yok. Otobüs, Ankara şehir yabancılarla dolu. İlkokul 2 çocuğuyum. 8 yaşındayım. Gidiyorum, otobüse o bileti atıyorum. Ankara'da Etlik'ten Kızılay'a kadar yaklaşık yarım saat süren bir yolculuk. Yürüyerek 20 dakikada okuluma gidiyorum. Bütün gün okulda kimsenin benden haberi yok. Hedere hödere. Okuldan gene çıkıyorum. Çantamı, çıkmış yakamı, beyaz yakayı sürükleyerek tekrar otobüs durağına gidiyorum. Belki bir saat otobüs bekliyoruz. 2-3 arkadaşla kakarak ikili. Akşam karanlığında özellikle kış günlerinde eve dönüyorum. Tekrar aynı yarım saatlik yolla.
Kimse de demiyor ki bu çocuğu sapık mı kaçırdı, başına bir şey mi geldi mi? Lan bizim çok mu kıymetsizdik? Bizim evde çocuk makinesi mi vardı? Yani o dönemki algınla şimdi koca sitelerde kapıda güvenlik bilmem ne çocuğu dışarı salamıyorsun. Yani böyle paranoyak manyakça bir ortama geldik. Bunun içindeki insanları kötülemek için ya da benim zamanımı güzellemek için söylemiyorum. Nereden nereye geldiğimize bakarsak akılla değil korkuyla yaşadığımız çok belli olur. Bu kadar teknoloji varken bu kadar güvenlik hastalığı, bu kadar yalnızlık korkusu bunlar normal şeyler değil. Teknoloji bile yani hemen hemen her şey bize korku yüzünden satılıyor. Niye en yeni telefonu alıyoruz? Niye her sabah sosyal medyaya bakıyoruz? Adı var bunun. FOMO. Fear of missing out. Kaçırma korkusu. Yani gündemi kaçıracağım, yeniliği kaçıracağım, işte o markayı kaçıracağım. Bu korkuyla dünyada satılıyor. Dünyada çok şey. Önemli şeyler olacak ve benim haberim olmayacak yani. Mesela 5 bugün bir televizyon programına katıldım. Orada dedim ben 5 yıldır televizyon izlemiyorum de televizyon yok. Şu 5 yıl hiç yok. Yok internetten yok. Mesela Twitter'da dedim siyasi bir şey yazarım ben bloklarım direkt atarım yani. Görmek istemiyorum abi istemiyorum. Hiçbir şey eksilmiyor hayatımda. Tek eksilen şey bir korku ve endişe hali. Artık o daha az bende. Gerek yok. Çünkü kontrolünün olmadığı şeylerin haberini alıp ne yapacaksın? Ne yapacaksın o haberle ilgili? Bilmem nerede bir şey. Şimdi mesela diyor ki insanın dünyadan haberi olmalı. Güzel ne oluyor haberin olunca? Mesela Amerika'da bilmem ne oldu. Kardeşim dolar fiyatına bak Google'dan işini gör. Ya anla ki dolar işte artıyor. Türk lirası değer kaybediyor. Git efendim falanca bir şey. Geçen Özgür Demirtaş ne güzel video yüklemiş. Git izle. Dolar niye yükseliyor anla. Otur yapabileceğini yap. Üretim yap. Kafanı çalıştır. Yani dolar bugün biz kaliteli efendim katma değeri yüksek ürün üretemediğimiz için. Faizle bilmem neyle yaşadığımız için oluyormuş. Bunu öğren de işe yarasın. Ama ötekiler böyle yapmıyor Sinan Hocam. Ötekiler böyle yapmadığında benim böyle yapmam sadece ya, benim zararımı işte. Oluyor. Dediğim korkuyla tamamlayalım bence programı. Aynen. Bu da bir sürü korkusudur. Hepimizde evet. Vardır. Evet. Ayıp değil, ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Öğrenmemek ayıp. Ya da belki birazcık bağışıklık geliştirmeye ihtiyaç var. Şu korkma mevzusu. Aynen. Şu bağışıklık mevzusu. Bu arada abi korkma öyle şununla bitmemeli mi sence? Yani bizim bu ülkede yani her açılış töreninde, her kapanış töreninde söylediğimiz bir marşımız var. Korkma diyorsun. Nedir arkadaşlar? Korkma yani. Korkma. Boşuna değil. Adam boşuna söylememiş. Bir daha dikkat dinlemek lazım.